Corporal Neil Corey, top marksman rating. Private Larry Guarino, Alfred Bray, dubbed Papa Doc. Sonny Thiel, martial arts expert. His friends call him Blood. Quang, forward scout and point taker. And this is our coordinator, Major Murphy Black. Enemy sighted, shooting target, 3. On target, on target, on target. Carefully chosen instructors. I want you to watch my lips and open your ears. Time to get this thing down! Begins a bold new experiment in liberal arts education. I'm going to serve a tie in one open school. Kids will make their own rules. No more rebellion. No more. We'll take away their hall masters and put the kids on their own. Rebel High, the movie. And your experience here at Rebel High will keep you going until you die. That pays tribute. Of course there's a fire here. There's always a fire here. To American ingenuity. Use everything at your disposal. When you see an empty locker, do not hesitate to hide in it. It may save your life. Let us demonstrate.
rebel spirit. Of today's young men and women. We've got absolutely nothing to hide here. Rebel High. Welcome to our club, Mr. Ellis. Would you like to join us? She wouldn't mind me bringing food to her children. Strangers messing with her kids while she's doing time. I think you want to get out of here. You're not done here. Go back to Hurston. Just get her sent for me. In here? Please. Me too. I'm going to blow you away. Don't do anything crazy. One. I trusted you. Yeah, I'm really sorry. I swear on my grandma's grave over there, I will make a break. I really don't see the connection. You turn these prisons back over to this noble medical profession and they will become madhouses again. What's that? Shooting out that sack step there. My name is Linda Brincato. Susan, you are a sneaky little devil. Let's eat. Put your jewelry in the box, lady. Raise your arms.
Evet kardeşim, zaman geldi. Bizden istediğin nedir hakim? Getirin! Sen hain bir dolusun hakim! Hayır yapmayın! Hayır! Yani şimdi kişiye göre değişir kardeşim. Japonlara göre hain değilim. Hayır! Senin köpek soyu! Benler için ufak bir uyarı olsun bu! Şimdi kanım bu! Bunu unutmayın!
Yakub. Ahmet. But you saw, it was Statue Yakub and his daughters. It was Tahata. Biliyorum. Çabuk giderim. Aman Allah'ım! Hangi kasap yaptı bunu? Neden? Neden kadınlar ve çocuklar? Haşim Japonlara talimat verdi. Olduğumuz! Ali! Kardeşim Ali nerede? Nerede? Üzgünüm. Nerede? Sana bunu yaptılar demek. Hesabını soracağım kardeşim. Bu işi halledene kadar peşlerini bırakmayacağım. Hakimin kafasını istiyorum. Peygamber adına yemin ediyorum. Hepsinin kafasını istiyorum. Onların arkasından gitmeliysen. Gideceğiz. Ama önce plan yapmalıyız. Plan yapacak zamanımız yok. Dinle Ahmet. Zaten onların beklediği bu, bizi bekliyorlar. Bu yüzden zamanı ve yeri biz seçeceğiz. Ali öldü. Datu Yakup. Harica ve Taratam'ı aldılar. Onların hayatları o hainin ve Japon askerlerinin elinde. Onları bulacağız. Sana söz veriyorum. Bu kardeşimin kanı olacak. Bu onun yarası. Bu yara şifa bulmadan hakimin kanı bulaşacak. Yemin ediyorum. Dediğin gibi olacak Ahmet. Thank you.
saracak. Sor ona. Datu Yakup ve kızlarını bugün gemiyle götürdüklerini söylüyor. Yasuro wa doko iko? Watashi wa shiranai. Shiranai da. Sore wa Yuzu no meire nan da. Gizli bir emirle açılmışlar. Ne olduğunu bilmiyor. Ne cins bir gemi? Sana okuna nan da. Akumaru. Akumaru toyu ookina kaygun no okuna da. Büyük gemi Tuan. Japon donanmasında. Ne cins gemi olduğu ne fark eder? Bırak bu yalancı köpeğin dilini koparayım. Belki yalan söylemiyordu. Öyleyse neden Japon gemisinin gidişi gizli olsun? İşte benim de merak ettiğim bu. Dato olarak Yakup'un sulu üzerinde büyük etkisi var. Zamboanga'daki gerilla karargahına gitmeliyiz. Gördüğün gibi burayı boşaltıyoruz. Hah, zaten çatı bakıyor oradan. Ne var? Baskı var. Kıyının yanında Japon tuzakları gördük. Yeterli zamanımız yok. Ne yapabiliriz ki? Akmarısın adamları için ne yapabilirim? Batu Yakup ve kızları Japonlar tarafından kaçırıldılar. Hakim adlı güçlü biri var. Gizli bir emirle gemiyle açıldılar. Nereden biliyorsun? Ah, artık sıraya kondu. 10 gün önce, Davao Belediye Reisi, 7 gün önce Kotobato'nun Hacı Abdülrahman'ı, 3 gün önce Cebu'nun meclis azası. Fakat bu nedir? Manila büyük şeyler olduğunu söylüyor. Onları nereye götürüyorlar? Neden? İlk durağın Manila olduğu kesin. Kimse bu adamların neden toplandığını bilmiyor. Şimdi, beyler mazur görürseniz gitmemiz gerek. Yeni kampımızdan sizinle temas kurarız. Patrick Manila'ya söyle. 24 saat neşriyatı keseceğiz. Hayır. Seyret. Bu ziyaretçilerimiz için. Müthiş. Ruko Bombom Kalahan. Benim eserim. Manila'ya söyle, bu işi istiyoruz, şu esrarengiz gemi işini. Bak sen, biliyorsun buna yetki veremem. Manila'nın kendine göre planları var. Bu işe şahsi bir ilgimiz var. İşin içinde olmamız gerek. Kuzeye Manila'ya kadar 100 mil yol gitmeniz gerekecek. Biz yolu buluruz.
Aklınıza kaçırmışsınız siz. Sen ve adamlarının timsah gibi derinize yüzerler, anladın mı? Biz de ısırırız. Japonlar Tuan. Ne kadar uzaktalar? 200 metre efendim. Pekala böyle buradan. Vur bakalım bum bum. Henüz işi bitirmedik. Bak, sana söyledim. Manila 600 mil uzakta ve yollarda Japonlar kaynıyor. Dikkati çekmeden gidemezsiniz. Pekala, bu sizin cenaze töreniniz. Eğer oraya varırsanız, Manila Körfezi'ndeki eski San Pedro Kilisesi'yle temas kurarsın. Bir hafta sonra, tam gece yarısı, yalnız olarak. Sizler seni de yavaşlatıyorlar. Bırak da onlarla biz ilgilenelim, ha? Haklısın sen. Eğer bir havai fişeğe ihtiyacınız olursa... Görüşmek üzere Bum Bum. Thank you.
Yakıt bitmek üzere. Meraklanma, bu akşam alırız. Bizle ilgisi yok galiba. Köpek balı olsun ama dişi olmasın. Ateş etme! Bırak daha yakına gelsin!
girdik. Evet, ama şimdi nerede olduğumuzu biliyorlar. Güney Luzon'dan çıkmamıza ne kadar kaldı, söyler misin? Bugünün sonunda. Sonra da şu lanet yerden kurtuluruz artık. Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabiliriz. Thank you.
Sanırım Vahit burada. Hala yaşıyorsa tabii. Beni bekle. Eder Garcia! Buraya, buraya! Kim o? Beni hatırladın mı Peder? Ooo sen! İnanamıyorum! Çavuş sen ne olursun? Sesini yükselt Pepe'de. Elbette, elbette. Burada ne yapıyorsun sen? Seninle son olarak Zamboanga'da öldürülen adam yüzünden karşılaşmıştık, değil mi? Ama o ben değildim. Oo, kusura bakma sen. Ama seni görmek çok iyi. Hey! O Manila temsilcisiyle toplantı yarın sabah erkenden olacak. Bana bir iyilik yapar mısın? Elbette, ne yapabilirim? Biz 20 kişiyiz. Bu gece bizi saklayabilir misin? Elbette, elbette. Sağ ol Feda. Aman tanrım, bunlar kim? Bu Ahmet. Bunlar da Sulu'nun arkadaşlarım Peder. Evet, Müslümanlar. Kabul, pekala. Bundan sonra ne olacak? Dövüşeceğiz. Aynı düşmana karşı Peder. Ve aynı Allah'ın adına. Genç arkadaşlar. Şaşkınlığından dolayı beni mazur görün lütfen. Evinizden... Çok uzaklardasınız. Bu kadar uzağa gelmeniz bile bir mucize. Eski kilisenizi... ...aynı Allah'ın evi olarak düşünün ve dinlenmeye bakın. Tanrı sizi korusun. Thank you.
Pepe seni sahile götürmek için burada. Gece yarısından önce dönmeliyiz. Dönmezsen seni buluruz Tuan. Sağ ol peder. Bizim için aldığın riski biliyorum. Ufak bir risk. Bir ülke için çok ufak. Temsilci için beklememiz gerekecek. Hemen gelir umarım. Karaya oturmadıysa tabii. Lanetleneceğim herhalde. Notatlısan. Bum. Burada ne yapıyorsun? Temas kuracağın kişi benim. Anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Albay Metius, Güneydoğu Asya Müttefik Kuvvetler Komutanım. Akmarısın. Albay. Çavuş. Evet. Şu andan itibaren Birleşik Devletler filosu yola çıkmıştır ve ordunun büyük bir kuvvetini taşımaktadır. Bir silah filosu. Doğru. 3 yıl sonra Güneydoğu Asya geri alınacak. Şimdi Japonlar da bunu bekliyor. En büyük sorunları bunun nerede olacağını bilememek. Bunun bizde ne ilgisi var? İstilanın yeri ve zamanı çok gizli. Herhangi bir sızma olursa neler olabileceğini tahmin edersiniz. Filipinler'deki 5 adam bu sırrı biliyor. Yakup ve diğer 4'ü. Hepsi itimat edilir iyi adamlar. Gerilla gruplarını eğitmek ve koordine etmekle görevlilerdi. Bu yüzden toplatıldılar. Japonlar da bu işin peşinde. Korkarım öyle. Nasıl olduysa buldular. Bu 5 adam çok şey biliyor. Planı uzatmalısın albay. Eğer binbaşı Toyama ve Japon istihbaratı sorgulamayı yaparsa, inan bana onları konuştururlar. Evet, mümkün. Yalnız lehimize olan bir şey var. Her biri sırrın bir bölümünü biliyor. Üstelik şifre olarak. 5'ini birden konuşturamazlarsa Japonların işine yaramaz. Lehimize olan tek şey, şimdi ne yapmamız gerekiyor? Rico, sizin kuzeye geldiğinizi söylediğinde, biz de MacArthur'un karargahında planımızı onaylatmaya çalışıyorduk. Ne olduğunu anlatayım. 3 gün içinde 100.000 kişi uzak doğu seferinde en büyük sahil harekatını gerçekleştirecek. Şimdi bizim görevimiz, bu 5 kişiyi geri almak veya öldürmek. 48 saatimiz var. Bu iş için bizi mi görevlendiriyorsun? Yardım edin bu görevi başaralım.
Ufak bir şansımız olsa da belki adamınızı kurtarırız. Yapmalıyız sen. Yalnız bir şey var albay. Bize verdiğiniz bu şans için size minnettarız ama neden biz? Neden Manila'ya yakın bir ekibinize bu işi vermedik? Eğer kendi ekiplerimizden birini yollarsak gider adamları öldürürler. Sizi seçmemizin özel nedeni kendi adamınızı kurtarabilmenizi sağlamaktır. Anladığıma göre adamın kızını götürmüşler. Meseleyi açıklığa kavuşturalım. İstersek başka bir ekibi görevlendirebiliriz. Ama siz bu işi istiyorsunuz, değil mi? Haklısınız albay. Tutuklular nerede? Peki hala bum, kötü haberi ver. Yer neresi? Burada engel çok büyük. Kolay bir iş değil. Tam olarak bombama ihtiyacınız var. İşte beyler, orada. Corrido. Veya birkaç bin jeton. Nasıl bir yardım göreceğiz albay? Görüyorsunuz ya. Kim kimi aldatı? Mecburuz. Neyle? 20 moro. Bir tane kanca kol ve gücü azalmış bir sürü maymunla mı? Dinle albay. Sen bu dahileri karargaha geri yolla. Biz görevimizi yaparız. Sadece bizi savaş gemileriyle desteklesinler yeter. Dinle. Bunu delilik olarak düşündüğünü biliyorum tabii. Her ikimiz de bu işin 1000 kişi de olsa yapılamayacağını biliyoruz. Ama 20 iyi adam bu işi başarabilir. Ne diyorsun? Karar senin. Yapmalıyız sen. Bizden ne istediklerini sen de biliyorsun. Bu yere sadece gidiş var, dönüş yok. Yakup'u da kurtaramayabiliriz. Ve dahası 20 ölü. Denemeliyiz sen. Gerekirse sensiz gideriz. Kötü bir savaş bu. Ama vazgeçersen... Evet. Pekala, yalnız bir şey var Bumbum. Sen de bizimle birlikte geleceksin. Sanatını deneme fırsatını nihayet bulacağız. Gitsek iyi olur. Yakalamam gereken bir denizaltı var. Kalağına söyle dikkat etsin yoksa birini öldürebilir. 48 saatiniz var. Görüşmek üzere albay. Bu kaya yığınını almak Japonların 5 ayına ve çeyrek milyon adamına mal oldu. Şimdi 20 kişi 48 saatte oraya girecek ve çıkacak. Deneyelim bakalım. Bunun faydasız olduğunu biliyorsunuz Reis Santos. Gerçeği sonunda sizden öğreneceğiz. Konuşacak, söz veriyorum. Sorun da burada zaten. Sizin metotlarınız çok barbardı. Belediye reisine bakın. Adamı perişan etmişsiniz. Kanlar içinde. Ama onu konuşturamadınız. Vatansever ve güçlü bir adam asil bir şekilde ölmeyi tercih eder. Bize bir saat daha verin. Bu da onun sonu olur. Çok nazik olmalıyız. Şiddet ölçülü olduğu sürece yararlıdır. Ona biraz su verin şimdi. Zihninin karanlık köşelerini, korkularını, zaaflarını bulup çıkarmalıyız ortaya. Dediklerinizi anlayamıyorum. Tabii anlayamazsın. Şimdi biraz kendine geldin. Değil mi? Çok güzel bir alet. Ne dersin? Jiletten bile keskince.
Müsaade eder. Ellerin yeteneklidir. Çok harika. Güzel yarıka çağırlar. Etin yalnızca küçük bir bölümü. İki yerini daha keseceğim. Burayı ve burayı. Söylediğim gibi bir adamın gövdesini, derisini yiyecek. Anlat da dur. Neden direniyorsun? Diğer dördü öğrenmek istediklerimizi anlattı zaten. Ucuna üç gün var. Sense, son ve aptalca direnen tek kişi kaldın. Direnmenin artık hiçbir faydası kalmadı. Yanılıyorsunuz binbaşı. Bendeki bilgiler olmadan sizin bildiklerinizin hiçbir değeri yok. Bunu bildiğinizi sanıyordum. Yanılıyor muyum yoksa? Evet, haklısın. Amerikalıların çıkartma yapacağı yeri kesin olarak bilmek zorundayım. Eninde sonunda diğerleri gibi sen de konuşmak zorunda kalacaksın. Dinle Yakup. Söyledikleri doğru. Diğerleri konuştu. Sözüne inan. Şimdi bakalım vücudunun en duyarlı köşesi neresi dostum? Ama senin olayında değişik davranmalıyız. Gururlu murulsun sen. Gençliğinde pek müthiş biri olman gerekir. Evet, güçlü, çekici bir erkek.
Pek çok kadın sana bayılırdı, eminim. Öyle değil mi? Hı? Söyler misin? Konuş Yakup! Yoksa geç olacak! Mezarına işleyeceğim hakim! Nerede tutulduklarını bulmamız gerek. Tanrı'nın camların katili elinde. MacArthur'un eski karakteri var mı? Haklı olabilirsiniz. Hadi gidelim. Pekala. Nerede olduklarını biliyor musun bakalım? Malinta tüneli mi dedi? Müthiş bir adam. Düşündüğümden de fazla dağınıklıymış doğrusu. Bir ideal uğruna yaşamaktan vazgeçmek çok cesurca bir iş. Acaba sen de böyle davranabilir miydin? Hı? Yok, hiç zannetmem ama... Mutlak... Zayıf bir yönleri vardır bu adamların. İşte başkaları için... ...hayatını feda eden bir adam ama... Hakimin kızı elimizde öyle değil mi? Söyler misin? Yürümeyeceğinden eminim.
Çok az zaman var. Harekete geçmeliyiz. Doğru. Yarım saate kadar güneş doğacak. Onları habersiz yakalayıp vurarak tozlar yatışana kadar geri dönebiliriz. Sonra? Sonra uzaklaşırız. Gidelim. Babama ne yaptınız? O cesur bir adam. Ona saygı duyuyorum. Ama herkesin bir kırılma noktası var. Onunki de sensin belki. Öyle değil mi? Tıpkı baban gibisin. Gururlu ve kibirli. Hiç babamlarsınız, barbarlardan farkınız yok. Barbar mıyım? Kendi kendine sorduğun bu mu? Hakim gibi zalim miyim ben? Bu adam sizi kardeşim diye çağırıyor. Bunu bilmek senin gücün dahilinde. Bu işin sonunda yumuşayacağıma umacak kadar aptal mısın sen? Eğer gerekirse yerime hemen bir başkası gelir. Arkasından da bir diğeri. Anladın mı? Yalnızca birkaç saatin var ve eğer konuşmazsan senin için çok geç olabilir. Mutlaka konuşmalısın. Yeri ve zamanı bildirmelisin. Konuşsana aptal! Senin ve kızının onurunun bedeli çok acı olmaz mı ha? Konuşsana aptal adam, konuş! Asla söyleyemem. Son derece nazik bir işlemdir güzelim. Alçak! Bunun için Tanrı'nın gazabına uğrayacaksın. Müttefiklerin sahile çıkacağı yeri söyle, kızını serbest bırakayım. Karar senin.
çabuk gidelim buradan! Üstümüze geliyor, çabuk! Alan topunu kaldırın ortadan! Sen benim için çok geç artık. Hepimiz buradan çıkacağız. Havantada imha edildi plan. Hepsi mi? Bir tane kaldı. Şimdi ne yapacağız? Bir an önce buradan çıkmalıyız. Kaldırın onları. Sen, Yakup ve kızlar hemen buradan gidiyorsun. Hayır, başkasını gönder. Bana ihtiyacınız var. Neredeyse gün ışıyacak. Bu enkaz tekneyle mi? Doğru git, Metrius'a olanları anla. Pis herif. Bunda sırrımız emniyette. Asla öğrenemediler. Bırak burada öleyim sen. Hiç şansın yok. Seni hemen suluya geri götürüyorum. Selamun aleyküm. Sen! Ve aleyküm selam. Eski.
Pekala Kalahan, hadi yolunuza. O sert albayı bul ve benim için inşallah buna değer dediğimi söyle. Yardım yollayacağım. Elbette. Onlara burada Koregidor'da olduğumu söyle. Bekleyeceğim. Görüşürüz Riko. Japonlar geliyor. Nerede? Bu yoldan.
saldırısı için hazır. Hiram topları ateşlendi. Philip'in saldırısı başladı. Müttefik harekatı askeri danışmanlık. Başardık kalan, Amerikalılar Leyte'ye çıkıyorlar. Geri dönüyoruz. Gerçekten iyi abay. Ama çalışmalısınız adamları, hala kora gidiyorlar. Evet, çok kötü. Cesur adamlardı. Hala cesur adamlar. Eğer ben gerçekten Morrison'u tanıyorsam, onlar orada bir yerlerdedir. Dinleyin, eğer yardım gönderebilirsem... Bu imkansız. Kora gider, yardım gidecek yerde değil. Bunun için üzgünüm. Unut bunu artık. Her ikimiz de onların... ...artık yaşamadığını biliyoruz. Hayatta kalmaları... ...imkansız. Hele 20'si birden mümkün değil. Haklısın abay. Yapılan sonunda hiçbir şey öğrenemediler. Sorunuz emniyette. Çok haklısın. Özür dilerim, en son ne demiştiniz? Ne? Onların konuşmayacaklarından çok emindiniz. Yani kanlarını sadece Japonlar için mi döktüler? Korkarım öyle oldu. Size inanmıyorum abay. Pekala, artık söylemenin zamanı geldi. Bu bir tertipti. Tertip mi? Elbette. Bu adamların... Gerçek zaman ve yeri bildiklerini mi sanıyordun? Yani onlara yanlış bilgi mi verildi? Evet öyle. Japonları şaşırttın. Adamları tek tek toplayıp konuşturdu. Ve onlar Japonları yanlış yolda sevk etti. Üzerinde çok düşündüm. İnsana çok pis bir iş gibi geliyor. Ama savaş bu. Savaşlar böyle olur. Yürümeseydi ne olacaktı? İkimiz de yürüyeceğinden emindik, değil mi? Ama ya yürümeseydi? Ses tonundan hoşlandığımı sanmıyorum, Kalan. Seni adi köpek, pis herif! Ben senin o teneke askerlerinden biri değilim. Gururlu bir adam olan Yakup, gırtlağında senin yalanın tıkalı olarak oldu. Ya kızına ne diyeceksin? Ben bir yalan uydurup, Tanrı ile alay ederken, sizin babanız öldü mü diyeceksin? 20 tane iyi adamın sonunu sen yaptın. Beni iyi dinle abay. Bunun gerçek olduğuna yemin edeceksin. Her şey yolunda gitti. Ve bir avuç insan... ...gururlarını korumak için sessizce öldüler. Eğer bir kere daha... ...buraya dönersen... ...inan ki... ...o dinamiti gırtlağına sokar... ...gözümü kırpmadan ateşlerim. Bundan emin ol albay. Tanrı şahidim olsun... ...bir an tereddüt etmem. Hıh!
Pasifik Savaş Anıtı. Koridor orada bir avuç insan savaşın başarılı geleceğini ellerinde tuttular. Bu insanlar çıkartmanın yerini ve zamanını biliyorlardı. Bu sırları beraberlerine getirdiler. Acı bir şekilde ama savaşarak öldüler. Eğer bizi takip ederseniz bu meşhur olayın geçtiği yeri size gösterebilirim.